Bu videomuzda da G84 kılavuz çekme çevrimini göreceğiz. Böyle bir parçamız var ve 4 adet deliğimiz var. Bu 4 adet deliğe metrik 8 kılavuz çekeceğiz. Ve deliğimizin merkezi referans noktası 0'ı işimizin tam ortası ve 2 delik merkezi uzaklık ise 90'mış arkadaşlar. Programa geçecek olursak O 0105 diyerek program ismimizi verelim. Daha sonra M6 T3 takım 3'ü kullanacağım. Takım 3'ten sonra da takım 5'i kullanacağımı varsayıyorum ve T5 yazarak magazinde tezgahın bana hazır hale getirsin takım 5'i. Daha sonra saat yönünde M3 S150 devir ile dön dedim kılavuz çekeceğim için. Ve daha sonra absolut programlama olan G90, G54, parça sıfırım G54, 55, 56, 57 şeklinde uzar gider. G0 boştaki hızlı hareketim, X0, Y0. Bu sefer dedim ki takımım işimin tam ortasına, merkezine, sıfır aldığım yere gelsin dedim ve daha sonra koordinata kayacağım dedim. G43 takım boy telafisi. G0 H3 Z50 diyelim. Daha sonra alta geçtim. Z15 dedim. Delikler arası geçişte 50'ye kadar çıkmasın tezgahım. 15'te delikler arası geçiş yapsın. Ve burada neye geçeceğim arkadaşlar? G16 olan polar koordinata, açısal koordinata geçiş yaptım. Ve çevrime girecek olursak G98 yardımcı koordinat, G84 kılavuz çevrimim. X kaç olacak arkadaşlar? Referans noktam işimin tam ortası olduğu için ve 2 delik merkezi mesafem 90. Merkezden diğer deliğimin merkezi o zaman ne olur? 45. X 45 Y0. Şu deliğimin koordinatını yazdım arkadaşlar. Z'de eksi 10 olsun. 10 milim kılavuz çekeceğimi varsayalım. Daha sonra güvenlik mesafem olan R var. R2 benim için yeterli. Ve önemli olarak burada bir de F'im var. Yani adımım, hatvem. Metrik 8'in hatvesi 1.25'tir arkadaşlar. Buraya 1.25 yazalım. Burayla ilgili programımızı bitirelim. Tekrar döneceğiz bu satıra. Daha sonra adımımızı verdik. Artırımsal kod G91 artırımsal koordinata geçtik. Ve burada açımızı yazacağız. 4 tane delik olduğu için önceki videomuzda Y'in nasıl bulunduğunda bahsetmiştik. Burada Y ne gelir arkadaşlar? 90 gelir ve K'mız ne gelir? 3 gelir. 4 tane deliğimiz olduğu için bazı tezgahlarda bu K tekrar sayısı yani L olarak da karşınıza çıkabilir. Bazı tezgahlarda L kullanılırken bazı tezgahlarda K kullanılabilir. G80 diyerek çevrimimi iptal ettim. G84 çevrimimi iptal ettim. G15 diyerek G16 açısal polar koordinatımı iptal ettim. Ve G90 absolut programlamaya geri dönerek G0 boşta hızlı hareketim ve Z200 dedim. Tezgahımı kaldırdım yukarı. G91 G28 referans kodum ve Z'mi 0'a ve Y'mi de 0'a referans noktama gönderdim. Ve M5, M9, M30 diyerek programımı sonlandırdım. Daha sonra bu satıra geri dönecek olursak şimdi eğer zaman kaybetmek istemiyorsanız şu değerlerin aynısını buraya yazarsanız arkadaşlar tezgah direkt birinci deliğimin merkezine koordinatına gider ve çalışmaya başlar çevrimi gördükten sonra. Daha sonra burada eğer gagalamalı kılavuz çekmek isterseniz buraya R'nin
Sağına soluna fark etmez. Aynı satırda olduğu için yerleri fark etmez arkadaşlar. Buraya Q ekleyebilirsiniz. Q, örneğin Q 2 ekleyelim. 2 milim insin, kakalasın. 2 milim 2 milim kakalayarak eksi 10'a kadar benim kılavuzumu çekecek. Daha sonra yine burada F değerim arkadaşlar. Eğer tezgahınız G95 ile çalışırsa F'iniz 1.25 olarak, yani hatveniz olur, adımınız olur. Eğer tezgahınız G94 ile çalışırsa F nasıl buluyorduk arkadaşlar? Önceki videolarımızda bahsetmiştik. Burada da yine formülü yazalım. F eşittir devir çarpı hatve adım 1.25. Ne gelir arkadaşlar? O da hemen çarpacak olursak 187.5 gelir. 187.5. Buraya F 187.5 ya da F 1.25 verirsiniz. Eğer tezgahınız G94 ile çalışırsa bu değeri vermeniz gerekir. Tezgahınız G95 ile çalışırsa bu değeri vermeniz gerekir. Tezgahtan tezgaha değişkenlik gösterebilir. G94 arkadaşlar milimetre bölü dakikadır. G95 ise arkadaşlar milimetre bölü devirdir. Bunu da buradan bahsetmiş olalım. G84 kılavuz çekme çevrimimizde bu şekilde arkadaşlar.